Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nuri Saltan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Evet, bugün yine koyunlarımızın yanına geldik. Sabahtan beri yağış var arkadaşlar, rahmet bereket yağıyor. Koyunlarımızı bu yüzden meraya çıkartamadık. Biliyorsunuz biz mera hayvancılığı ve süt hayvancılığı yapıyoruz. Koyunlarımızı ıslatmamamız lazım. Süt oranımız %30'larda %40'larda düşüyor koyunlar ıslandığı zaman. Islanırsa ne olur koyunlar? Hiçbir şey olmaz. Koyunlar zaten yapı olarak kara, soğuğa, işte yağmura dayanıklıdır. Yani biz koyunları çıkarsak da yağmurda koyunlar çok güzel bir şekilde otlanıyor. Ama dediğim gibi biz süt hayvancılığı yaptığımız için koyunları ıslattık mı hemen yağmurda, şöyle bir 10 dakika yağmur gördüler mi hemen süt oranlarını %30, %40'larda geri çekiyorlar. Bu da bizim sütte kaybımız oluyor. O yüzden koyunları ıslatmadık. Şimdi kapattık. Tekrardan yağış durdu. Gel. Şimdi koyunlarımızı çıkaracağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte merada birlikte koyun yayalım. Ama koyunları çıkarmadan önce gazları göstereyim. Gaz kuluçkadan kalkmış. Nedenini ben de bilmiyorum. Yumurtalar da altından yok olmuş. Gazın yumurtaları dışarıda diye içeriye koymuştum. Bilmiyorum fare yiyebilir mi? Yani hepsini yok olmuş. Bir tanesi kaybolsa ya da iki tanesi kaybolsa. Neyse gaz da ayılmış zaten. Bakın arkadaşlar. Ya beni mi ısıracaksın? He? Hala eşini kıskanmaya devam ediyor. Ne yedi acaba merak ediyor. Köpek giremez bulunduğu yere çünkü gazı içeriye yatırmıştım. Yumurtaları fare yiyebilir mi? Yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Yazık oldu yumurtalara. Tamam oğlum, tamam. Ne? Tam şimdi saldırma kıvamına girdi galiba. Evet arkadaşlar, papatyalar bile açmaya başladı artık bizim burada. Görüyorsunuz. Çok güzel. Rahmet, bereket, yağmur yağdı sabahtır. Yağmaya da devam ediyor. Şu önümüzdeki 5 gün içerisinde her gün %90 yağmurlu gözüküyor. Şimdi Lara'nın yavrularına bakalım. Oradan da koyunlarımızı meraya çıkaralım. Biraz koyunları yayalım. Çünkü doyurmamız lazım. Saat şu an 4.30-5 civarı. Akşama az bir zaman kaldı. Yani 3-4 saatimiz kaldı. 3-4 saatte koyunları merada yayıp doyurup kapatmamız lazım. Hadi bakalım başlayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, Lara'nın yavrularını da göstereyim dedim sizlere. Onlar da artık 40 günlük falan oldular. 35 günlük falan. Ama 3 tane kaldı. Geri kalanını söz verdiğim abilerim vardı. Onlara hediye ettim. Bakalım bunlardan bir tanesini de çekilişte sizlere hediye etmek istiyorum. Ama yavrular biraz daha büyüsün. Onu bekliyorum. İnşallah ihtiyaç sahibi olan birine gider bir yavru daha. Lara da gerçekten çok yakışıklı ve anneliği güzel olan bir dişi. Hani yavrularına sürekli sahip çıkıyor. Yavrularını kolluyor. Lara. Ne oluyor kızım? He? Şunlara bakın arkadaşlar, nasıl emiyorlar. Yukarı yukarı kalkıyorlar demiyorlar. Isırmayın, ısırmayın işte annenizi. Isırırsanız böyle kaçar. Emerken ısırıyorlar herhalde. Annesi de rahatsız oluyor. Şöyle bir yön değiştiriyor arada. Koparacaklar bak, annesini koparacaklar. Hadi bakalım. Yavrular emmeye devam etsin.
Aferin kızım Nera, aferin. Biz de koyunlarımızı artık yavaştan yavaştan çıkaralım. Bayağı bir ortalık yeşillendi. Şu 2-3 günde güzel yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra zaten ot hemen kendini belli etti. Yerdeki çimen hemen parladı. Bakalım. Şimdi artık koyun zamanı. Biraz da koyunlarımızı çıkaralım. Biraz da meramızda koyunları yayalım. Yine güzel şeylerden bahsedelim. İnşallah güzel bir video olur. Beğenip paylaşıp destek olabilirsiniz arkadaşlar. Koyunlarımızı meraya çıkardık artık. Yavaştan yavaştan yaylım yerine gidiyoruz. Şimdi çay kenarındayım. Çay kenarında yağmurlardan dolayı çok güzel çimen çıkmış. Şu an çimen yiyorlar. Bu hava çobanların hem en çok sevdiği hava hem de en çok nefret ettiği havadır. Çünkü yağmur olduğu zaman koyunları doyurması zor olur. Yani koyunları zapt etmesi zor olur diyelim. Koyun bir yerde yaylım tutmaz. Sürekli tarladan tarlaya, meradan meraya geçiş sağlar. Yerler çamur olduğu için. Sevdiği tarafından da bakarsak, şimdi yağmur yağdı. Havalar bir iki gün sakin giderse hemen çimen kendini belli edecek. Ot kendini belli edecek. Bu sefer ne olacak? Çoban koyununu normalde 5 saatte doyuruyorsa, yağmurdan sonraki açan çimende, taze çimende 2 saatte doyuracak. Böylelikle rahatlığa kavuşacak diyebiliriz. İnşallah biz de her iki yönden rahat ederiz. Şimdi havalar da bir iki gün güzel giderse hemen dediğim gibi çimen açar. Güzel olur bizim için de. Şimdi hep birlikte durmayalım. Koyunları çay kenarından haydamamız lazım. Çünkü zamanımız kısıtlı. Bir an önce koyunları doyurmamız lazım. Biliyorsunuz yağmur da geliyor. Şöyle göstereyim. Bu taraf komple kapattı. Bize yağmur zaten bu İzmir tarafından geliyor. Sahil tarafından geliyor. Zeytin yaprağı atmışlar. Açı yapmışlar arkadaşlar. Çay kenarına bakın, koyunlar nasıl zeytin yaprağı yiyor. Çok seviyorlar şu yaprağı. Acı aslında. Acı diye mi seviyorlar artık bilmiyorum ama acıyı sevmez hayvan ya. Ulan Regras'ta yemezsin o dikenleri. Burada diken yiyorsun çay kenarında. Yürü Regras'a. Regras'ta iyi. Biliyorsunuz bizim Regras otumuz var. 5,5 dönüm dikenden dolayı koyunları orada rahat rahat yayamıyoruz. Aslında koyunlar yayılmıyor. Hani dikeni çok sevmiyorlar. Keçi olsa bayılır bu dikene. Bugün Emre ile birlikteyiz yine arkadaşlar. Emre ile beraber koyunlarımızı çıkardık. Emre çay kenarında nasıl çıkmış değil mi çimen? Çay kenarında güzel ya. Güzel. Hani bir 10 gün sonra burası tam bir mera alanı olur. Çayı düzenlerken kepçeler düzenleme yapmıştı. Koçu da göstereyim. Koça çuval çektik. Çünkü koyunlarımız koça geliyor. Biz süt hayvancılığı yaptığımız için koyunlarımızın şu zamanda koça gelmesini istemiyoruz. Çünkü koyunlar koça geldiği zaman sütü hemen çekiyorlar. Yani bir koyun 2 litre süt yapıyorsa gebeleştikten sonra, koça geldikten sonra bunu hemen düşürüyor. Bu da bizim için bir eksi oluyor. Gel, gel koyun. Gel koyun. Gel koyun geç. Ben çeviriyorum Emre. Çeviriyorum. Hadi geç. Geç. Ha koyun. Hadi koyun. Geç. Yukarı yukarı yukarı. Geç. Ha kızım geç. Geç. Geç.
Şimdi yukarıya haydamamızın sebebi arka tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Biraz yaylım olan yere, otu bol olan yerlere gidiyoruz. Orada koyunlarımızı yaymaya devam edeceğiz. Kızı. Geç kızım, geç kızım, geç. Arkadaşlar, koyunumuzun, daha doğrusu geçen seneki kuzumuzun ayağına taş batmış. Onu sabah temizledik, iğnesini attık. Bakalım o da akşama bir şey kalmaz. İlla ki böyle oluyor sürüde. Yani sürünün nazarı oluyor herhalde o. İlla bir tane sürüde bir tane topal hayvan çıkıyor. Bir de çamur olduğu için yerler falan, böyle mera alanları. Ondan da oluyor tabi. Bir de taşlık tabi, görüyorsunuz bakın. Taşlık olduğu için de illa ayaklarına taştı, çamurdu, batıyor. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Şimdi mera alanımıza geldik. Artık koyunlarımızı yavaştan yavaştan burada yaymaya başlayacağız. Tam olarak Madra Dağı'nın altındayız. Birazdan sizlere onu da göstereceğim ama onu göstermeden önce bu YouTube platformu gerçekten çok yardımcı oluyor insanlara. Çünkü bizim kuzularımızın ağzı yara olmuştu. Bunun hakkında sizden bilgiler istedim. Yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim demiştim. O kadar çok yorum gelmiş ki. Hepinizden Allah razı olsun, yorum attığınız için, ilgilendiğiniz için, işte bizim derdimizi kendi derdinizi gibi gördüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kuzularımız bugün daha iyi, ağzındaki yaralar geçmeye başlamış, hatta bir iki tanesininki sönmüş bile. Bu da bizi mutlu ediyor tabi. Yani bizim derdimizi kendi derdi gibi gören abilerimiz, ablalarımız da var. Onlara tekrardan buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda bizlere elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar. Biz de onlardan aldığımız fikirler sayesinde kuzularımıza bazı şeyler uyguladık. İyi geldi ama gelmedi fark etmez. Sizin yardımınız bizlere dokundu. Hepinizden tekrardan Allah razı olsun. Şöyle arka kamerayı göstereyim. Koyunlarımız şu an yayılmaya başladılar. Güzel de ot var burada. Yaylım yeri de çok güzel. Şöyle. Evet. Şu hemen direkt karşı dağlar var arkadaşlar, görüyorsunuz. O dağlar bizim buranın maden ocağı var. İşte maden ocağının üstünde Madra dağları var. Arka taraflar artık demirci olarak geçiyor. Böyle değişik değişik dağ isimleri mevcut. İşte koyunlar da yeşili bulduğu zaman tam olarak anlatmak istediğimiz buydu. Koyunlar yeşili bulduğu zaman hiçbir yere kımıldamıyor. Tabii koyunun üstüne gitmezsek kımıldamaz. Koyunu da burada bir saat yayarsın. İkinci saat koyun buradan farklı bir meraya geçmek ister. Hemen yan tarlaya zorlar. İşte sağa zorlar, sola zorlar. Yani sürekli aynı yerde koyun dönmüyor. Evet arkadaşlar, bizim buranın bir şanslı yönü de bu tarlaların içinde bulunan baraj suyudur. Yani bu su ile tarlaları yazın hiçbir şekilde ücret ödemeden isterseniz 24 saat açık bırakın. Tarlaları sulayabiliyorsunuz. Tabii 24 saat açık bırakın dedim de ülkemizdeki su oranını biliyorsunuz. İnşallah
Bunu da buradan bir dillendirmiş oluruz. Dikkat edelim. Gerektiğince kullanalım. Gerekmediğince suyumuzu evde de olsa, tuvalette de olsa kapatalım. Ama bu yağmurlardan sonra baraj doluluk seviyesi %60, %70'lere kadar gelmişti İstanbul'da, Ankara'da. İnşallah hayırlısı olur ve daha çok artar. Kuraklık çekmeyiz önümüzdeki yıllarda. Bizim için bu önemli. Yani burada yonca ekmiş olsaydınız bu yoncayı yazın ücretsiz bir şekilde sulayabilirdiniz. Bizim yonca kazanç videolarında da zaten bunu da belirttik. Barajdan gelen su ile burada herkes yoncasını suluyor. Bu sefer suya para vermediği için kazancı %50 olarak artıyordur herhalde. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Bizim ektiğimiz arpa ve reygrasta devlet suyu var. O da devlet suyu saati 30 lira. Yani farka bakın arkadaşlar. Bir saat su akıtıyorsunuz 30 lira. Ama burada 10 saat su akıtıyorsunuz. Senelik 130 lira falan, öyle bir şey olması lazım. Yani çok ucuz. Emre, koyunlar bile anlıyor bak. Havanın yağacağını, havanın şey olduğunu, değil mi? Hani koyun biliyor, koyun hissedermiş. Nasıl hızlı hızlı yayılıyorlar. Koyunlar, görüyorsunuz arkadaşlar, koyunlar yağmurun yağacağını, karın yağacağını önceden bilirlermiş. Hani köpekler depremi hissetmeden önce nasıl yerine... Koyunlar bu saatte oldu mu daha güzel yayılıyor. Neden bu saatte daha güzel yayılıyor Emre? Gündüzden gece yaylamı daha farklı diyorlar. Daha farklı diyorlar değil mi? Şimdi biz koyunu çıkarıyoruz. Sabahleyin koyun işte biliyor akşama kadar merada dolaşacağını. Hep burnunla böyle beğendiği otları mıncıklıyor. Tabii. Akşamüstü olunca artık böyle saat 4-5 olunca ben diyor eve gideceğim artık diyor. Bir an önce diyor karnımı doyurmam lazım. Ondan dolayı da hızlı hızlı yayılıyor. Belki de bundandır. Belki de yağmur yağacak diyor. Ben diyor akşam gece mereye çıkamayacağım. Bir an önce karnımı doyurayım. Hatta daha fazla yiyeyim. Daha çok tok tutsun. Gece de mereye çıkamayınca aç kalmayayım diyor. Hayvan kendini ona göre hazırlıyor. Ama bu tabii ki de sizin alıştırmanıza bağlı. Siz koyunları nasıl alıştırırsanız o şekilde gider. Koyun da kendini ona göre ayarlar. Hani alıştırırsanız dediğimde arkadaşlar, mesela biz koyunlarımızı her gün saat 11.30-12 gibi mereye çıkartıyoruz. Akşam saat 7 gibi de meradan geri dönüyorlar. Hepsi bu şekilde yayılıyorlar. Gece de aynı şekilde, gece saat 2.30 gibi mereye çıkıyorlar. Sabaha karşı saat 6'da geliyorlar. İşte 8'de sahama giriyorlar. Sabah, akşam da aynı şekilde sabah 8'de sahama giriyorlar. Yani böyle alıştırırsanız bu şekilde gidiyor. Ama tabii sizin alıştırmanıza bağlı. Emre, evet. Bu koç mu, çuvalcı koç mu? Sence hangisi iyi? İkisi de çuvalcı iyi. Çuvalcı mı iyi? Maşallah, ikisi de güzel ama neden çuvalcı iyi Emre? Bir de sana onu sorayım. Ya benim gözüme o iyi geliyor Nari. Ha şey olarak, ben tip olarak mı? Tip olarak, ben koçtan anlamam da o iyi geliyor. Evet, çuvalcı dediğimiz koç da yanda. Normal bu koç dediğimizde burada arkadaşlar. Yani sal olarak baktım ben, ikisi de aynı salda, biraz olarak çuvalcı yüksek diğer bu koçtan. Ama damar olarak da ikisi de iyiymiş. Tuzlarını muzlarını gördük de aldık koçların. Bak Emre, dikenlerden yiyor. Reygas'ta hiç diken yiyor mu lan? Aç karnına yiyor. Aç karnına yiyor değil mi? Tok karnına soktum hiçbir şey. Reygas'ı bile gellemiyorlar. Reygas'ı bile ellemiyorlar değil mi? Çok güzel ot çıkmış yalnız maşallah. Bu hava böyle giderse bir iki gün daha. Daha da güzelleşir ortalık. Ot havası ya, o havada hiç rüzgar yok. Yağmur var. Tam çobanların istediği, arayıp bulamadığı bir hava. Hatta böyle ot havası giderse Emre ne diyorlar? Koyunlara 100 lira zam geldi diyorlar. Tabii ya öyle. Hemen koyunlara 100 lira zam geliyormuş böyle hava yağdı mı yağış. 100 milyon cebinde bileceğiz. Tabii, koyun başı 100 lira cepte. Koyun piyasası 2.5'sa şimdi 2600 oldu. Tabii.
Evet arkadaşlar, bugün de sizlere şöyle güzel bir video çekelim dedik. Hep birlikte koyun yayalım. Hava da çok güzel. Siz de yeşilliği tadın istedim. Hani doğanın güzelliği. İşte burada ova diyorlar. Burası Havra'nın ovaları. Burada mandalin, erik, kiraz, zeytin, bütün meyveler mevcut. Mis gibi oksijen havası. Okan'ın dediği gibi Emre. Hemen zaten şurada karşı bir köy var. Biri görüyorsunuzdur umarım. Orası Küçükdere. Yani bizim kendi köyümüz. Evet arkadaşlar, koyunlarımızın yanından çıktık şimdi. Emre koyunları yaymaya devam ediyor. Biz tekrardan ağıra geldik. Ali kardeşim gelmiş yanıma. Ali'ye de daha önce köpekler hakkında söz vermiştim. Bir tane yavru hediye edeceğim diye. Bugün yavrusunu almaya gelmiş. Çünkü Ali, seni erkenden çağırdım buraya. Çok yavru isteyen var valla. Herkes yavru istiyor. Bir an önce yavrunu al. Buradan kaçır. Aynen. En iyisi olacak. Evet. Hadi şimdi geçelim arkadaşlar. Ali'ye yavrusunu verelim. Bakalım hangi yavruyu beğeneceksin Ali? Görüşmeler. Erkek miydi, dişi miydi? Dişiydi. Dişi. Ali damızlık yapacakmış. Buradan, erkek de olabilir belki. Buradan gidelim Ali. Erkek yok ya. Belki senin erkeği alırız, ne olur, bizden bir erkek mi kıskanıyorsun? Kıskanmam Ali, ayıp ettin. Bak yavruya bak, encekleri nereye yavrulamış? Sen mi taşıdın burayı? Yok ben taşımadım. Nereye gitmiş anne, gördün mü sen hemen? Bak orada lan. Orada yatıyorlar. Bak nasıl? Ana. Oğlum lan kafa küçük. Bak bu erkek yalan. Oğlum bunun gözü kör. Vallahi gözünde bir şey var Ali onun ya. Bakalım. Gözü kör değil onun da. Çapak yapmış gözü. Peki. Bu enceyi bana tutman lazım ya. Hı? Dur. 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 Çapak yapmış gözü çok değil mi? Gözü çapaktan değil ya. Hadi bakalım. Kör değil de. Gördüğün inşallah açar bu ya. Açar bu ya. Açar açar. Bak hadi. Şu dişi galiba. Erkek. Gel bakalım buraya. Onun yanındaki dişi galiba. Aynı baba. Babanın. Aynen. Surat yapısını almış bu dişi. Dişi değil mi? Şu yanındaki, yanındakine bak. Bu ya, yalık. Bu da dişi. O da mı dişi? Benim dişim bu. Beğendin mi Ali? Bunu beğendim ben. Tamam beğendi. Sen bir sıkıntı yok. Aynı o dediğin gibi babasına benziyor değil mi? Aynen. Bir de yaş inesi açayım şimdi bunlara ben. Yaş inesi değil Ali, alır almaz şey at. Şimdi birinci karma aşısı, ikinci karma aşısı. İşte onlar yaş aşısı diye geçiyor ya. Yaş aşısı farklı. Yaş aşısı yaşına gelmeden atılıyor. Ben şey açayım buna. Hani köpeklerin ölme hastalığı var ya, neydi o hastalığı? Kanlı ishal. İşte onun hastalığının adını unuttum ya. Tamam işte kanlı ishal, ona birinci karma aşısı attırıyorsun. Sonra 20 gün sonra ikinci karma aşısı. 21 gün sonra. 20 gün, 21 gün sonra. Sonra tekrar 20 gün sonra kuduz aşısı attırıyorsun. Tabi bu arada şey de yap. Ya bir de bu hastalık çok tehlikeli bir hastalık. Yani 10 senede olduğu yerde hastalıktan ölsün, yine de ölür ha. Hayvan. Şimdi zaten araba geliyor yolda. Daha oraya gitmeden şey yaptıracağım bunlara. İne attıracağım. Karma inesini. Şimdi arabayı at. Ben sana bunu verdim ya. Buradan gider gitmez hemen senin dediğin gibi birinci karma aşısını attır. Çünkü bunlar artık 35 günlük falan oldular. Koyun sütüne bakacağım ona şimdi. Koyun... Yavru maması aldım, Proplan. Proplan mı aldın? Koyun sütü vermesen yine de. Koyundan karcayım da vereceğim ya. Ya yemeği, mamayı karcayım. Bu zamana kadar ben de koyun sütü veriyordum Ali. Ama yorumlarda, çektiğimiz videonun yorumlarında şey geldi. Bize tepki geldi. Ne tepkisi geldi işte? Koyun sütü ishal yapıyormuş küçük hayvana. İshal yapınca da bu sefer yemeden içmeden kesiliyormuş hayvan. Yemeden içmeden kesilince işte zayıflıyormuş. Kanlı ishale döndürüyormuş. Ama kanlı ishal onlardan kaynaklanmıyor ki ya. Kanlı ishal bağırsaktan gelen bir şey diye, aynen, biliyorum ben değil mi? İnşallah Ali büyütürsün. Hayırlı olsun kardeşim. Bir tane yavru size, sana söz vermiştik. Ben de sözümüzü sana vereceğim ya. Tuttuk. Ben de sana vereceğim. Ali bakalım, arkadaşlar bana yavruyu kiminle çiftleştireceğini bile şimdiden planını yapmış. Bunun eşleştireceğim şu an yavru halinde 2 aylık. Vallahi Nuri bilmiyorum ya, böyle köpek ayakları bak bu kadar havadır. Ne kadar Ali? Böyle yere bastım böyle havadır. Nerede o köpek? Şeyde. Burhaniye'de. İsmail abi'de. Yavru mu? Daha yavru halinde, daha işte yavru. Ondan bu tam denk gelecek. Bir de kış yavrusu almaya çalışacağım biliyor musun yazdan? Neden kış yavrusu Ali? Kış yavrusu her zaman dayanıklıdır ya, sonuna kadar. Değil mi? Kışın doğan yavru soğuğu da görüyor. Sıcağı da görüyor. Ondan dolayı biraz... Neden acaba süt yapmadı annesi ya? Annesi bunlara kalabalık geldi. İlk doğumu mu? 7 tane de bu. Annesinin ikinci doğumu.
İkinci doğum. 7 tane olduğu için biraz sıkıntılı oldu. Hani çünkü bakamadım. Hayvanın gözüne bir ilaç var. Aynen o ilaçtan lazım. Sıkacağız. Hayvanın gözünde çapak var. Ben sordum onu veterinere de. Çapak yapmış dedi. Bu koyunda da oluyor, kuzuda da oluyormuş. Evet. Koyun ve kuzuda olan şeymiş hadi. Tozdan kapanmış bir de. Yok, üşüttüğü zaman. Kuzu üşütürse çapak yaparmış. Bak bu da aklımızda güzel bir fikir olarak kalsın. Yani yavaş yavaş öğreneceğiz. Ya. Aynen. Al o zaman. 5 tane de kuzu aldım ufak, dişi. Oo, damızlık. Bakalım bakalım damızlık. Şey ama, Tahirova mı ne var ya hani bir ırk? Süt ırkı. Aynen süt ırk. Yok, Tahirova değil ya. Hani bir sezonda bir ton 200 kilo süt veren ne? Doğu Friz. Doğu Friz. Yani Doğu Friz. Ne yapıyormuş? Çok ne yapıyormuş seni? Şu an. 1 ton 200 kilo süt yapıyormuş. Sezonda. Bir sezonda. Bu ne hali ya? Şey, kesin şeyi yani. Aynen. Vallahi şeymiş hani. Bakalım onlardan üretmeye çalışıyoruz İsmail abiyle bakalım. Ona çevirebiliriz hayvanları. 100 tane, 150 tane koyunumuz olacak. Yani 30 tane ondan olsun. Çok pahalı ama hani Doğu Friz şimdi ya. Yavrusu 12 milyar. Koç Baburhane'ye de 12 milyara verelim dedi almadık. 12 milyara verelim dedi almadın. Ne bu 12 milyar? Ali şimdi bunun pazarını bulmak zor. Şimdi ben sana şöyle diyeyim. Şimdi bir tane Doğu Friz koyun alıyorsun. Bir tane sakız alıyorsun yan tarafına koyuyorsun. Şimdi Doğu Friz koyunu kaç liradan aldın kardeşim? 12 milyar. 12 milyar. Bir tane koyun kuzulu mu? 15 milyar ya. Kuzulu mu aldın sen Doğu Friz'i kuzusuz mu? Kuzusuz, kuzunları alıyorum. Kuzusuz 12 milyar aldın. Şimdi bak, bir Doğu Friz kaç litre süt verir günde? Gündesi değil bak işte ortalama yani biz tam bizimki 1200 kilo verecek değil. 1 ton bize 200 litre tam veriyormuş. 200 litre veriyormuş araştır. Çok iyi araştırdım hem de. 1 ton 200 litre kilo Doğu Friz koyunu veriyor. Süt veriyor. Ali bu o bence... Hani araştır, araştır. Keçi, keçiler bile, ben. Keçiler var biliyorsun yani sahnenin keçileri. Onlara bile o kadar vermiyor. Vallahi Nuri, ben araştırmalama göre öyle. Vallahi sen bayağı araştırmışsın Ali, inini dibini araştırmışsın benziyor. Hayırlı 12 olsun. Milyar 15 milyar veriyorsun. Tabi 12 15 veriyor da ya. Kara mı var mı? Kara mı aldın kuzu koyunu? Ya daha şu an daha biz verdik parasını, getirecekler bize Ezine'den. Zaten Ezine gittik, tarafı. Gördük. Evet. Baktık, beğendik. Beğendiklerimizi getirecekler. Peki Ali sen ona bir tane koyun aldın. Şimdi koçu neyle bulacaksın? Ne hangi koçla açtıracaksın onu? Bir tane mi aldık? 5 tane aldık diyoruz. Ha 5 tane mi aldın? Erkek var mı içinde? Yok. Hangi koça vuracaksın onları? Burhaniye'de. Nasıl Burhaniye'de? Burhaniye'de var, Japon Hakan'da var. Ha, onlara gideceksin, açtıracaksın sen. Açtırıvereceğim bir seferlik. Çıkan erkeklerden anasını satarım. Erkekten anasını vurmayacağımız için. Başkasından galip. Ha sen şey yap. Devamını sürdürtüreceğiz. Allah nasip ederse tabii ya. Aynen. İnşallah hayırlısı olur Ali valla. Güzel bir iş yapmışsın da ben önermiyorum kardeşim ya. 12-15 milyar bir koyuna verip o koyundan günlük 6-7 litre süt alman lazım. O da mümkün değil. Ya Nur ben hesaplama göre neydi biliyor musun? Bir ton 200 kiloysa benimki o kadar da vermiş. 800 kilo versin. 800 kilo bir sezonda tamam, süt de. Demek adamı köşeye döndür demek yani anladın mı? Tamam da onu Ali şimdi sen süt mü sayacaksın bu hayvandan? Süt sayacağım. Gerek yok. Neden süt sayıyorsun? Damızlık olarak sat. Kuzularını sat. Kuzuları 10 milyar diyorsun. Kuzudan, tabii. Sen bir koyundan 10 milyarlık süt sağabilir misin? Ama ilk baş... Senede 2 kere doğurt. Kuzu sat. Bir kuzusu i̇şte 10 milyar diyorsun. Düşüncelere bakacağız bakalım. Düşünceler farklı. Şimdi gittikçe insanın ayağında başka şeyler öğreniyorsun. Şimdi ben boyunca ine atılmasını başkasından öğrendim. Büyünce şey açışını başkasından öğrendim. Tabii. Hadi al yavrunu artık. Anası sar mısın? Yok yok ben buradayım. Ya bakalım sen buraya. Hemen kestim onu oradan. Oğlum üzülüyorum da böyle bırakınca ya. Ya. Onlara tamam. Biz bakıyoruz. Şimdi kucağımda götüreceğim onu ben tavrına kadar. Motorla mı götüreceksin Ali onu? Kucağım içime koyacağım. Çekidin içine koyacağım. Tuvaletini yapsa da o yapsın yani. Köpek hastalığım var biliyorsun. Hayırlı uğurlu olsun Ali. Biz sözümüzü tuttuk. Ben İnşallah. Allah nasip ederse köpeğin ismini bile söyleyebilirim. Türkiye bile. Kulakçı karanın yavrusu var. Sevdiğim bir abi de. Kulakçı karanın yavrusu. Kulakçı Ali karan. Yalnız bak bu var ya. İyi bak ona. Bakayım bir yüzüne. Manisa'da kulakçı kara derler. Bak sen buna iyi bak. O sana güzel yavrular verir. Bak Allah nasip ederse sen bir de kulakçı karanın yavrusunu gör. Ben anlayacağım bunları. Ha, benden alıp bunu başkasına hediye falan verme ha. Demeyeyim ya. Gerisin dağda zaten hayvanın yanına götüreceğim mesela. Tamam. Dağda hayvanın yanında bakarız. Dağda şimdi kaç köpek oldu? 3, 4. Bu 5. 5. Maşallah. Oradakinden hepsi erkek. Bir tane dişi geldi işte. Dışarıdan geldi. Bir kaliteli köpeğin yavrusuymuş. O da şimdi yalıkacak bakalım bugün yarın da. Onlar tabii hepsi ortak bu değil ama. Bu kendi malım. Bu senin kendi malın. Ayrılsam da bir köşeye kendi damımın içine tamam. Koyuverim yani. Tamam Ali. Kardeşim seni ben motora burada bindireyim. Sen nerede motor? Ha buradan devam et. Evet, köpeğe bak. Dur, köpeğe. Köpeğe geldi. Tamam.
bunu. Tamam. Şey ya o. İnsan değil. Kuş yaptı. Nereye koyacaksın Ali bunu motorun? Motorun orada korumayayım ya. Ah hemen köpeğe. Tut bakalım bir. Bakalım hadi. Bak şimdi sen gör. Çekide kapatıyoruz. İnşallah büyük ufak tuvaletini yapsın da büyük tuvaletini yapmasın. Dur. Dur bakalım. Dur. Sıcacık gideceksin lan. Hoppa. Aa, tamam çok güzeldi ha, şimdi. Şimdi senden böyle gidiyoruz Avran'a kadar oğlum. Tamam. Hadi görüşmek hadi görüşürüz üzere. Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar ben de burada videoyu Ali ile beraber kapatayım. Hava da artık yavaştan yavaştan gidiyor güneş. Biz koyunlarımızın yanına gidiyoruz. Ben de koyundan yanına gidiyorum. Hadi tekrar. Seni aşağı kadar. Ya, arabayla gideceğim. Arabayı oraya bırakacağım. Çok çamur var dersin. Motorla bak, girilmez. Ya, düştüm zaten ben de. Düştün mü gelirken? Vallahi düştük ya. Tamam. Hadi bak, görüşürüz kendine iyi bak. Bak nasıl duruyor bak. Durur durur. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Hadi sen de. Canının sağlığı görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ali kardeşimize yavrumuzu teslim ettik. Umarım sağlıklı bir şekilde büyütür o da. Allah gönlüne göre versin diyelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de el sallayalım.